Aklınızı başına toplayın. Bugün CHP'yi hapsedebilirsiniz. Gücünüz var, iktidarsınız. Ama yarın öbür gün dünyaya gücünüz yetmeyebilir. Ve dün Enis Berberoğlu'yla ilgili verilen karar, hüküm, yarın öbür gün bir Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin iddianamesinin dayanağı olur. Ne olduğu belli olmayan, müktesebatı belli olmayan, yarın öbür gün ne yapacağını bilmeyen bu yargıçlara güvendiririz ve büyük bir galibiyet içerisinde Enis Berberoğlu casus ceza aldı hapiste. İntikam alabilirsiniz, kibirli olabilirsiniz, güç sizde olabilir ama bunlar sizi kurtaramayacak değerli arkadaşlar. Bu parlamentoyu kullanamıyoruz, dinlemiyorsunuz, hukuksuzluğa karşı çıkmıyorsunuz, aksine hukuksuzluğu teşvik ediyorsunuz, yol veriyorsunuz. Ve insanlarda adalet duygusu kalmadı. Bakın bugün her şeye rağmen burada kalmamıza rağmen Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisi lideri bu adaletsizliğe dikkat çekmek için yürüyor. Hiç mi düşünmediniz ya? Buraya kalkıp bize bağımsız yargı, tarafsız yargı, iyi karar verirse böyle, kötü karar verirse böyle demeyin ya. Demeyin. Bir hukukçuya bir sorun kendi içinizde. Bakın yargı her zaman güçten yanadır. İslamlara hariç olmak üzere. Şimdi güçsüzsünüz ve sizden yanalar. Kendinize gelin. Gözden geçirin. Çünkü Türkiye kutuplaştı. Türkiye ayrıştı. Aynı şeye üzülmüyoruz. Aynı şeye sevinmiyoruz. Aynı zeminde değiliz. Aynı köprüden bile geçecek durumumuz kalmadı. Bu parlamentonun bizim bu yürüyüşümüze rağmen Türkiye'nin birliğini koruma fırsatı halen var. Zor dönemlerden geçiyoruz. Burada tarih yazmak durumundayız. Yeniden barış için, yeniden birlik için, yeniden adalet için, barış için, adalet için, birlik için burada tarih yazma fırsatımız var. Halen de var. Biz yürüyeceğiz adalet için. Herkesi de çağıracağız. Kendimiz için değil. Adaletsizliğe uğramış her yurttaş için yürüyeceğiz. Herkes için yürüyeceğiz. Ta ki Türkiye'de şiddete, teröre başvurmadan adaleti sağlayıncaya kadar, özgürlüğü sağlayıncaya kadar. Bunu yapmaya çalışacağız ve sizleri de bu parlamentonun hukukuna,